Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Bakara suresinin başından bir sayfanın kısa bir mealini ve bazı açıklamalarını yapmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim, bunlar üç tane harf. Bunlara hurufu mukatta deniyor. Kur'an-ı Kerim'de 28 surenin başında bu şekilde hurufu mukatta bulunmakta. Ve bunların doğrudan anlamını bilemiyoruz. Ve tefsirlerde bunlarla alakalı Allahu alem bi muradihi bi zalike. Bundan muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir. Böyle bir açıklama yapılıyor. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim elbette bir takım manaları ifade etmek için bize gönderilmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre elbette bunların bazı manaları da vardır. Müfessirler bununla alakalı epey açıklamalarda bulunmuşlar. Her şeyden önce bunlar Allah ile peygamber arasında şifredir. Biz her ne kadar doğrudan bundan muradın ne olduğunu anlamasak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette bu şifreli ifadelerden de anlıyor. Pek çok sırları olduğu da ifade edilmiş. Biz onlara şu anda girmeyeceğiz. Zalikel kitabu, işte bu kitap. La raybe fi, onda asla şüphe yoktur. Burada el-kitab, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden. Kur'an-ı Kerim yazılmış olması itibariyle el-kitab'tır. Okunması itibariyle de Kur'an'dır. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim Allah'tan bir nurdur. İnsanlar için bir zikir, bir öğüttür. Bunun gibi daha bazı isimleri ve sıfatları Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Ve bu kitap kendisinde asla şüphenin olmadığı bir kitaptır. La raybe fi, onda asla şüphe yok. İnsanların yazmış oldukları eserlerde en azından bazı konularda şüpheler vardır. Teoriler vardır. Bu teoriler doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama Allah'ın kitabı elbette bütün baştan sona doğru haberlerle doludur. La raybe fi, hakikatta onda bir şüphe yok. Yoksa insanlar ondan şüphe etmez anlamında değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e pek çok insan şüpheyle bakabiliyor. Ta Peygamberimiz döneminde müşrikler Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamı olarak kabul etmemişler. Günümüzde de yine nice insan Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği meseleleri şüpheyle karşılıyor. Demek ki la raybe fi, onlara bakan yönüyle değil, gerçekte nefsül emirde bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendisinde asla şüphe yoktur. Bunu bize ifade ediyor. Hüden lil muttakîn, ve Kur'an müttakilere bir rehberdir. Onlara yol gösterir. Müttaki takva kökünden geliyor. Kur'an-ı Kerim takva sahibi olan kimselere rehberlik yapar. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'de hüden linnâs, insanlar için Kur'an-ı Kerim bir rehberdir deniliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderildi. Bütün insanlar ondan istifade edebilir ama ondan istifade edenler özellikle müttaki olanlar, yani takva sahibi olanlardır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müttakiler kimlerdir? Malum Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı bir kısmını açıklar. Burada da hemen peşinde müttakilerin kimler olduğu özellikleriyle anlatılıyor. İşte onlar يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, gayba inanan kimselerdir. Gayb, bizim doğrudan bu gözle görmediğimiz, mesela melekleri görmüyoruz, Allah'ı görmüyoruz, ahireti görmemişiz. Biz bunlara iman ediyoruz. Ve zaten iman dediğimiz şey görülmeyenleredir. Yoksa diyelim gündüz vakti güneşe bakıp da sen bu güneşin varlığına inanıyor musun denilmez. Gözle görülen bir şey elbette zaten kabul edilir. Ama melekler görülmüyor, ahiret görülmüyor, Allah'ı doğrudan göremiyoruz. Bunlara inanmak gaybi bir durumdur. İşte Kur'an-ı Kerim müttaki müminleri ifade ederken onlar gayba iman ederler buyuruyor. Ve yukimûne sale, ve onlar namazlarını dosdoğru kılarlar. İman kalple alakalı bir olaydır. Namazı kılmak bedenle alakalı bir durum. Bedeni bir ibadet. Ve mimma razaknâhum yunfikûn, ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler, başkalarına verirler. Bu da mali bir ibadet.
Yani bir ayette üç tane ayrı ibadete dikkat çekilmiş oldu. Kalben iman etmek, bedenen namaz kılmak ve malımızdan da başkalarına vermek, infak etmek. Burada onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden infak ederler. Genel bir hükümdür. Bu sadece malla olmaz, ilimle de olur, kuvvetle de olur. Diyelim birisine güzel bir makam nasip olmuştur. O makamı Allah yolunda iyi işlerde kullanmak şeklinde de olur. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Onlar sana indirilene iman ederler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önce indirilene de iman ederler. Yani bizler bizden öncekileri reddetmiyoruz. Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı, Hazreti Nuh'u, daha diğer peygamberleri reddetmiyoruz ve hepsine iman etmişiz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Biz Allah'ın peygamberler arasında herhangi bir tefrik yapmıyoruz. Ama bazı başka din mensupları tefrik yapabiliyor. Mesela Yahudiler Hazreti Musa'ya inanmakla beraber Hazreti İsa'ya inanmazlar ve Peygamber Efendimiz'e de inanmazlar. Hristiyanlar Hazreti Musa'yı kabul ederler. Hazreti İsa'yı farklı bir şekilde kabul ederler ama Peygamber Efendimiz'i kabul etmezler. Bizler ise Müslümanlar olarak bunların tamamına iman ediyoruz. Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara ve bütün peygamberlere iman etmişiz. Ve bil ahireti hum yuqinun ve onlar ahirete yakinen inanan kimselerdir. Malum öldükten sonraki hayat imanın esaslarındandır. Ve bizler şuna inanıyoruz ki ölümle hayat bitmiyor. Ölüm dediğimiz olay ruhun bedenden ayrılması olayıdır. Ruh o anda ölmüyor, ruh başka bir aleme geçiş yapıyor. İşte bu dünya hayatından sonra başka bir hayat gelecek, ona da ahiret denilecek. Ve bizim ahirete olan imanımız sadece inandım deyip bırakmak değil, yakini bir iman olmalı. Ayet-i kerimedeki وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Onlar yakinen ahiretin geleceğine inanırlar. Yakinen, iki kere ikinin dört etmesi gibi. Hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt olmadan buna iman etmek. Nasıl ki geceden sonra gündüz geliyor, kıştan sonra bahar geliyor. Elbette bu hayattan sonra, dünya hayatından sonra da ahiret hayatı gelecektir. Buna iman etmek. Ulaike ala huden min rabbihim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve ulaike humul müflihun. Ve onlar felaha ermiş olan kimselerdir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzere. Yani Allah onlara dosdoğru yolu göstermiştir ve onlar o dosdoğru yolda yollarına devam etmektedirler. Kurtulacak olanlar da işte bu kimselerdir. Gayba iman eden, işte namazını kılan, Allah yolunda veren, bu gibi özellikleri kendinde taşımış olan insanlar, gerçek manada kurtulacak olanlar da işte onlardır. Kur'an-ı Kerim bir mana denizi. Her bir ayet dıştan böyle meal olarak bakıldığında denizin nasıl ki bir maviliği vardır. Dıştan bakıldığında o görülür. Ama derinlemesine dalındığında çok muazzam bir derinlik vardır. Biz programımızın çerçevesi içerisinde çok da fazla derinlemesine dalmıyoruz. Ana hatlarıyla kısa bir mealini ve çok kısa bir tefsirini ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlamayı ve layıkıyla yaşamayı hepimize nasip etsin.